Eline Sağlık Yemek Programı'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız sevgili izleyicilerimiz. Evet, sizden gelen talepler, sizden gelen istekler gerçekten çok güzel, çok güzel yorumlar var. Bizler yaptığınız yorumlar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün, bu hafta özellikle güzel bir yemekle karşınızdayız. Yine Kastamonu yöresine ait, özellikle Devrekhane ilçemizde de bu yemeğin çok güzel yapılacağına inandığımız bir ustamız bizlerle birlikte olacak. Ama onun öncesinde tabii ki Devrekhane Belediye Başkanımız Sayın Engin Altıkulaç bizlerle birlikte. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdal Bey. Yemek programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir ortam, ambiyans gerçekten çok güzel, sıcak bu ortam. Ben ilçem halkına bizi buraya davet ettiğiniz ve konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben sizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Devrekhane gerçekten Kastamonu'nun çok güzide ilçelerinden, çok üreten, çok zengin bir ilçemiz. Biz özellikle bugün yapacağımız yemekte bandumayı o ilçemize yaptıralım dedik. Normalde banduma Daday'da, Seydiler'de, Küre'de, Azdavay'da ve bu bölgede fazlasıyla yapılan yemek çeşitleri arasında. Tabii ki onun detaylarına gireceğiz ama öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Engin Altıkulaç Devrekhane ilçemizle ilgili kısa bilgiler verecek. Ben Sayın Engin Altıkulaç'la ilgili şunları söylemek istiyorum. 1989 yılında değil mi İstanbul Üniversitesi, evet, Veterinerlik Fakültesini bitirdi ve Devrekhane ilçesinde Tarım İl Müdürlüğü görevini yaptı yaklaşık 11 yıl. Ve onun haricinde de geçtiğimiz seçim döneminde de Devrekhane Belediye Başkanı olarak Devrekhane halkına hizmet ediyor. Tarım geçmişi olduğu için Devrekhane ilçemizin tarımla ilgili potansiyelini çok biliyor ve onunla ilgili de Devrekhane'de başarılı çalışmalar yürütüyor. Biz her gün kendisini zaten sosyal medyadan takip ediyoruz. Devrekhane bir Devrekhane daha olma yolunda ilerliyor başkanım. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çalışmalarınız için, çok başarılarınız için tebrik ediyoruz. Çok güzel bir Devrekhane bekliyor. Önümüzdeki dönemde ben öyle inanıyorum inşallah. Eksik olmayın. Biz de ilçemizin gelişmesi için her anlamda farklı bir vizyona sahip bir ilçe olabilmesi için elimizden gelen gayreti şu ana kadar gösterdik. Bundan sonra da hep de göstereceğiz. Bizim tek bir amacımız var. Memleketimizi bir yerde görmek. İnşallah ilçe halkımızın da desteğiyle, siz medya teşkilatımızın da desteğiyle, siyasi büyüklerimizin de desteğiyle Devrekhane'nin belli bir yere gelmesi artık çok uzun bir zaman kalmadı. Yakın bir zamanda kendimizi her anlamda ciddi manalarda söz ettireceğimiz bir ilçe olacağız inşallah. Erdal Bey, öncelikle hindi banduması ile alakalı ve cırık tatlımızla alakalı bu program için size teşekkür ediyorum. Gerçekten Kastamonu iline baktığımız zaman gastronomi alanında farklılıklar zengini olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Birçok ilçemizin farklı farklı güzel lezzetleri var. Her ne kadar bizim bandumamız Kastamonu'nun birçok ilçesinde yapılıyor olsa da biz iddialıyız. Devrekhane hindi banduması bizim bölgemizde, bizim ilçemizde ayrı bir aroma, ayrı bir lezzetle yapılıyor ve insanlar tarafından tüketiliyor. Gastronominin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bölgenin tanıtımına ciddi katkıları oluyor. İnsanların oraya gelmesi, o ilçeye, o yerleşim yerine gelmesine bir vesile oluyor. Bu anlamdaki katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Devrekhane ilçemiz Kastamonu il merkezimize en yakın ilçelerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz 30 kilometre uzaklıktayız biz ve gerçekten özellikle tarım anlamında bölgede güzel bir coğrafyaya sahibiz. Son zamanlarda ilçemize yapılan hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından yapılan yatırımlar sayesinde o coğrafyadaki topraklar ve o coğrafyadaki üretim ayrı bir anlam kazandı. 54 tane köyümüz, 8 tane mahallemiz, köylerimize bağlı yaklaşık 200'e yakın bir mezramız var. Merkez nüfusumuz 6000, köylerimizle beraber 12.500 civarında bir nüfusumuz var. Bölge ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla dönüyor. İlçe halkımız ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Tarım ve hayvancılık anlamında bölgede, ilde birçok noktada söz sahibi olduğumuzu ifade edebilirim size. Bölgemizde tarım anlamında başta
biliyorsunuz hububat üretimi, yem bitkileri üretimi, şeker pancarı üretimi, patates üretimi ve son zamanlarda benim de çok önemsediğim gerçekten insan gıdası olarak sağlıklı bir şekilde tüketilen siyez üretimi ön planda. Kısmen çilek üretimi ve sarımsak üretimi de ilçemizde mevcut. Son zamanlarda bölgede hayvan varlığının, büyükbaş hayvan varlığının ileri derecede olması ve şeker fabrikamızın da ilçemize yakın olması vesilesiyle ciddi bir pancar üretimi var. Mevcut topraklarımız bizim 854 kilometre kare bir yüz ölçümümüz var. Bunun 200 kilometre karesi yani 200 dönümünde her sene aktif olarak tarım yapılmakta. Evet, gayet güzel. 200 kilometre kare ciddi bir tarım alanı bizim Karadeniz bölgesine göre. Biz bir yaylayız. Biz bir yaylayız ve rakımımız 1200 civarında. Bu mevcut topraklarımızın dörtte biri çok şükür ilçemizde mevcut inşa edilmiş 4 adet sulama kaynağı vesilesiyle suyla kavuşma imkanını buldu. 4 tane su kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi Beyler Barajı, bir tanesi Kulaksızlar Barajı, Çiğdem Göleti ve Terzi Göletimiz söz konusu. Özellikle Kulaksızlar Barajımızın sulama alanında bulunan topraklarımız kapalı devre basınçlı sulama sistemiyle sulanabilmekte. Bu da bölge çiftçimizin ekonomik anlamda tarımla uğraşmasına imkan kılıyor. Çünkü hiçbir enerji harcamadan siz ekmiş olduğunuz, sulu tarımda ekmiş olduğunuz ürünlerinizi ziyadesiyle sulayabiliyorsunuz. Dekara verimliliğe baktığımız zaman bölgemizde üretmiş olduğumuz gerek şeker pancarında gerek patateste literatür bilgilerinin ortalama dekara verimlilik bilgilerinin gerçekten üst düzeyde daha literatür bilgilerinden daha üst düzeyde bir verimimiz söz konusu. Amerika biliyorsunuz patatesin ana vatanı, literatürde dekara 2,5 ton alındığı ifade ediliyor İran'da ve Amerika'da ama bizim devreken topraklarında uygun bakım koşullarında sulamanın düzgün yapılması şartıyla 4 tona kadar patates üretimimiz söz konusu olabilmekte dekara verimlilik anlamında. Şeker pancarında keza gene öyle. Yalnız ben sizin de vesilenizle birçok noktada bunu dile getiriyorum. İhtiyaçtan fazla sulama yapıyor benim gözlemlediğim kadarıyla çiftçilerimiz. İhtiyaçtan fazla sulama yapıldığı takdirde böyle gidersek biz mevcut altın gibi topraklarımızda kısmen de çoraklaşmaya ileriki günlerde gidebiliriz. Onun için istirhamım şudur. Çiftçilikle sulu tarımla uğraşan çiftçilerimizin vahşi sulamada suyu olması gereken kadar kullanmalarını özellikle istirham ediyorum. Tarımsal anlamdaki bölgedeki hareketliliğin yanında bunun paralelinde bölgede başta büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği de ileri düzeyde. İlçemiz sınırlarında 30 bin civarında büyükbaş hayvanımız söz konusu ve daha önce duymuşsunuzdur kurban döneminde büyük şehirlere biz ileri derecede bir kurbanlık hayvan sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Evet. İstanbul'un Trakya yakasına şap hastalığı vesilesiyle o bölgemiz, o kıtamız, Avrupa kıtamız şaptan ağrı olduğu için kontrollü olarak büyükbaş hayvanlarımızı sevk ediyoruz. Ondan dolayı Şap Enstitüsü'ne gidecek olan hayvanlarımızın kan serumları gidiyor ve oradaki rakamlar ışığında şunu net söyleyebiliyoruz. Oradaki yetkililerle görüştüğümüzde ülke genelinde İstanbul'a sevk edilen kurbanlıkların yarısı Kastamonu'dan, Kastamonu'dan giden kurbanlıkların yarısı da devrekenden her sene İstanbul'a, büyük şehirlerimize sevk ediliyor. Bu da bizim için gerçekten bir gurur ve onur vesilesi ve bu yıllardan beri bu şekilde oluyor. İleriki günlerde kurmayı planladığımız ve yıllardan beri üzerinde çalıştığımız ve son noktaya gelmiş olduğumuz Devrekhane ilçesi Kurşeh Mahallesi sınırları içerisinde 1290 dekar alanda kurmayı planladığımız tarıma dayalı ihtisas organize hayvancılık bölgesi projemiz var. Biz onunla alakalı resmi prosedürleri bir bir aşıyoruz. En son
ilgili arazinin mera vasfının kaldırılmasıyla alakalı bir aşamamız kalmıştı. Onda da sona yaklaştık. Onun hemen öncesinde çevre etki değerlendirme raporu alınması gerekiyordu ki zor bir süreçti bu. 8 ay gibi bir zaman içerisinde çevre etki değerlendirme raporunu aldık ve şu anda raporumuz elimizde. Önümüzdeki günlerde 10 gün veya bir ay içerisinde kuruluş protokolüyle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığımıza müracaatımız olacak ve bölgemizde ikinci bir müessese hayvancılık kompleksini kurmayı inşallah başaracağız. Bu da ne demek? Burada küçük, orta ve büyük tarzda toplam 98 tane işletmemiz olacak ve şu an ilçemizdeki mevcut büyükbaş hayvan varlığı kadar daha bir hayvan kapasitesi olacak orada. Çok güzel. Biz tabii bölgemiz üreticilerinin içerisinden o bölgede yatırım yapmak isteyenlere sonuna kadar kapımız açık. Buyursunlar, gelsinler. Zaten biz oranın projelerini hazırlarken, oranın fizibilitesini hazırlarken başta bölge çiftçimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir plan proje yaptık. Bunun yanında ülkede hatta dünyada devrekhane ilgisini çekip de hayvancılık işiyle uğraşmak isteyen müteşebbislerimiz için de ciddi bir altyapı çalışmamız var ve ben bütün bu konuyla alakalı müteşebbislerimizi ilçemize bekliyorum. Hatta şunu da ifade edebilirim. 2-3 yıldan beri kuruluş aşaması için uğraşıyoruz. Bu dönemde tabii ki lansmanlarını yaptık, duyurularını yaptık. Şu anda 5-6 tane büyükbaş hayvan çiftliği büyük ölçüde ölçekli büyükbaş hayvan çiftliği kuracak olan müteşebbislerimiz de şu anda var ve sırada bekliyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum ki 2 yıl içerisinde orada hayvansal üretimle alakalı büyükbaş hayvan besi işletmeciliği ile alakalı ciddi yatırımlar olacak. Bu da tabii bölgedeki ekonomik anlamda belli dinamiklerin daha da hızlanmasına vesile olacak. Ben güzel olacak diye düşünüyorum. Evet başkanım, biz çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Gerçekten Devrekhane dediğimiz gibi güzel bir ilçemiz. İstanbul'un hemen hemen bütün et ihtiyacını kurbanlarda özellikle karşılayan ilçelerimizden bir tanesi. Tabii başka özellikleri de var. Gelip görmenizde yarar var diye düşünüyoruz. Başkanım, biz sizi izleyenler bölümüne alalım. Biz bugün bandumayı yapacağız. Hindi banduması. Ve Satiye Hanım'ı ben davet etmek istiyorum. Buyurun. Kolay başkanım gelsin, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bereketli olsun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Evet, şimdi Satiye Hanım aynı zamanda Devrekhane Belediyesi Sosyal Hizmetler Biriminde görevli kendisi. Satiye Karagöz, aynı zamanda evli, 3 çocuk annesi, evet. Ve Akmescit Köyü'nden, Beyler Barajı'na da yakın bir köy. Evet. Hoş geldiniz. Çok şanslıyım o konuda. Evet, gerçekten Beyler Barajı'nın görüntüsünü gördüğünüz zaman biz mesela kafa dinlemeye mutlaka oraya gideriz. Evet. Gerçekten güzel bir alanları atmosfer, güzel bir ortamı gerçekten var. Evet. Balık tutmaya da gidiyorlar bazen, evet. Ama bazen yasaklanıyor. Evet. Orada dikkat, evet, olsunlar. Orada dikkat etmek lazım. Evet, evet, bugün biz banduma yapacağımızı belirttik program başında, evet, sevgili izleyicilerimiz. Evet. Hangi malzemeler lazım? İsterseniz bunu izleyicilerimize paylaşalım. Hangi malzemeler lazım? Öncelikle hindimiz lazım banduma yapmak için. Önce hindimizi haşlıyoruz. Burada hani zamanımız kısıtlı olduğu için ben banduma yapmak için hindimi önceden haşladım. Evet. Haşladım. Ona etini bir tarafa ayırıyorum. Suyunu bir tarafa ayırıyorum. Ben etimi didikledim. Bu şekilde didikliyoruz böyle. Hazırlıyorum. Hı hı. Şimdi ben şöyle kısaca en azından izleyicilerimizin bilebilmeleri açısından, evet, şöyle biraz bilgileri paylaşmak istiyorum. Mesela siz 4 kişilik bunu, bir aileyseniz değil mi? Evet, 4 kişilik kilogram, bir aileyseniz 1 kilo yufka, evet, yarım kilo tereyağı, 250 gram ceviz, 1 kilo hindi suyu yeterli. 3-4 kiloluk da tavuk veya hindi yeterli olabilir. Yine 500 gram, yarım kiloya yakında, evet, bir tereyağı önemli. Tereyağı. Çünkü tereyağı da zaten aromasını en güzel veren tereyağı zaten bandumazımıza da. Devrekhanemize de meşhur bu. Evet, onu meşhur. Da, onu, evet, da belirtmekte, evet, yarar var. Çok meşhurdu. Ama ben şuna inanıyorum Satiye Hanım. Tabii bunların olması, biz şu an tabii böyle gastronomi atölyesinden sizlere aktarıyoruz. Ama bu köyde yapılan yapılsa, ve
gerçekten de güzel olan. Daha farklı olur. Bize ne lazım şimdi, onları söyleyelim o zaman. Bize odun lazım. Evet. Bize üç ayaklı saç. Saç lazım. Saç lazım üzerine. Evet. Sacın altına bir tane teneke koyuyordu teneke annem. Teneke koyuyorlar yanmasın diye. Yanmasın eskiden diye, de saçları küllerlerdi, o teneke koymazlardı. Evet. Kül yaparlardı altına benim bilmem. Kül yaparlardı annemle. Sonra. Sonra o kalktı, bu odun, teneke odun meşe ağacı mı olmalı yoksa şey mi, çam odunu falan olur mu? Çam odunu olmaz, onun kokusu çıkar. Genelde akkayın diye bir odun vardır onların. Meşer böyle biraz daha şey yanar böyle. Gürgen falan? Gürgen, gürgen. Akgürgen derler ona. O daha güzel olur ondan pişince. Evet. O şekilde mesela benim babaannem gibi öyle yaparlardı kışın toplu oturmalarda. Bir de bu yemeğimiz özellikle bizim, ocak kış var yemeğidir yani. Bu bandumamız. Kışın yapılır genelde. Evet. Kış yemeğimizdir. Bunu öncelikle ben başlayayım. Tabii tabii, buyurun. Hindimizi ben öncelikle haşladım. Etimizi hazırladım. Suyumuzu hazırladım. Ben burada 15 kişilik bir yemek çıkartacağım. Banduma çıkartacağım. Bu aynı zamanda devrekhanemizin tescillenmiş bir yemeklerinden bandumamızdır. Biz buna coğrafi işareti alan şöyle bir yemeğimizdir. Şöyle mikrofonumuzu düzeltelim. Şöyle yapalım. Şöyle iyi herhalde. Genelde bu banduma kümes hayvanlarının hepsinden olur ama hindiden daha farklı olur. Şimdi hindinin tabii kesim zamanı var. Evet, kesim zamanları var. Hindileri siz normalde hani civciv halindeyken Mart ayında, Nisan ayında alırsınız. Onları. Onlar yazın başağı yiyecek değil mi? Tarlada evet, başak yer, ondan sonra çekirgeyi yiyecek. Doğal beslenmesi gerekir bizim bu kümes hayvanlarımızın genelde. Özellikle yani hindi ve ibi diyoruz biz. Evet, ibi, biz köylerde ibi deriz. İbi bilmez evet. Tabii birçok kişi sevgili izleyiciler bunu da köylerde genelde ibi derler yani. Bunu şehirleşmiş herkes hindi diyor hindi değil mi? Diyor dişisine yani. Erkeğine hindi derler. Yani şehirlerde bunu hindi diyor. Köylerde genelde buna biz ibi deriz yani. Biz dişisine ibi diyoruz. Erkeğine hindi diyoruz. Dogu derler. Dogu da derler değil mi? Dogu derler. Bak o da var. Dogu derler genelde. Biz bir de şu var, biz banduma diyoruz. Hani bu aslında bandırma asıl ifadesi. Yok, ama ıslama da deniliyor. Evet. Sizin tabii biz, köylerde mi söyleniyor bu? Köylerde ıslama denir. Yufkaya da biz köyde ter ekmek de diyebiliriz. Öyle söyleriz. Tabii az önce bir şeyi unuttuk sevgili izleyiciler. Serme size de bir deriz. Tane şey lazım. Serme de deriz. Oklaç lazım. Tabii. Bişleç lazım. Tabii bişleç lazım. Ondan sonra şey. Açmak için. Tahta lazım. Evet, tahtamız lazım. Yaslacımız lazım. Bunlar lazım. Bunlar olmadan olmaz. Olmaz. Bir Kastamonu'yu adaya gönderdikleri zaman ne lazım? Bunlar lazım. Evet, bunlar lazım. Olmazsa olmaz. Olmaz kesinlikle. Evet. Devam edelim. Bu arada sevgili izleyiciler, tabii Beyler Barajı'nın dışında az önce belediye başkanımız da belirtti. Çiğdem Göleti var dedi. Kırık Barajı, Kınık Barajı. Kınık Barajı evet. Var. Bir de Balıklı Göl var. Balıklı Göl'de var. De kırmızı balıklar varmış. Var, evet. Kırmızı Belabacı Balık Göl'de diye de böyle. Köyüne ait olan bir gölümüz var. Evet. Hayvancılık zaten başlı başına gelişmiş evet, bir ilçemiz. Evet, başlı başına gelişmiş bir ilçemiz. Her şeyinden güzel bir ilçemizdir. Siz tabii orada büyüdünüz, orada çalışıyorsunuz. Tabii, orada bir şekilde büyüdüm, oranın orada. Kültürünü biliyorsunuz. Tabii ki, yaklaşık tabii 100 yıllık bir geçmişi var sevgili evet. Seyirciler Banduma'nın. Belki evet. 100 yıldan fazla. Çünkü benim anneannem de çok güzel yapardı. Köylerde böyle oturma sohbetler olur. Sohbetler evet. Olduğunda sohbetlerde genelde gelen mutlaka misafirlerimizle olur. Banduma yaparız genelde. Bir de ben bunun, banduma yapmaya önce tereyağıyla başlıyorum. Tereyağını çünkü geç kızardığı için kızarmadan olmaz. Aromasını evet. Verecek tereyağı bunun. Tereyağı çok önemli sevgili evet, izleyiciler. Geçtiğimiz programlarda da ben özellikle tuzlu bunu... Tuzlu tereyağı olursa genelde daha da lezzet verir. Daha mı iyi olur? Evet, daha mayalı bir tereyağımız olunca daha çok ama lezzet olur. Ama tereyağınız gerçekten çok güzel. Evet. Bizim devrekhanemizin tereyağı da meşhurdur aynı zamanda. Şimdi hayvancılık geliştiği için tabii evet. Doğal olarak tereyağı evet. Da tereyağını güzel oluyor. Bir de iki çeşit yapabiliriz. Yoğurdu, yani. Sütü. Şey var evet. Mı peki? Şu an köylerde hani manda varlığımız biraz azalmaya başladı. Manda yoğurdunu çok seviyorlar. Evet, bu sıra en çok istenilen şeylerden evet, bir tanesi manda yoğurdu. Manda yoğurdu, evet. Manda yoğurdu az bulunuyor değil mi? Az, çok az. Sayılı derecelerde az.
altını bir kısalım. Evet. Bu kadar yeterlidir. Şimdi tabii bu hindiyi pişirdiğiniz zaman onun bir suyu çıkıyor. Evet, suyu o da çıkıyor. Çok önemli. Suyu, o zaten bandıma yapıyorum. Evet. Evet. Yani hindinin bandumasız, banduma hindisiz kesinlikle olmaz. Olmaz, doğru. Ama diğer tavuktan da yapıyoruz biz. Evet, tavuktan da yapılır ama en iyi lezzet veren hindi hindinin eti ve suyudur. Kaz etinden olur mu? Kaz etinden de olur mu? Olur ama yani? Olur. Hepsinden oluyor. Kümes hayvanlarının, kanatlı hayvanların hepsinden olur. Ama en güzeli, en lezzetlisi en bir numaraya gelen bir hindi. Numaraya gelen hindi etini buluyorsanız organik beslenmesi gerekir. Doğada beslenmesi gerekir. Organik beslenir. Evet. Tadı da oradan da geliyor. Bir de aynı zamanda bunun eti de liflidir, faydalıdır. Suyu çok faydalıdır. Zaten böyle bir şeyi var. Evet, özelliği de vardır yani milletimizin. Vücuda çok faydalı. Evet, özellikle çok faydalı doğal beslenmeyi zaten biz tavsiye ediyoruz. Evet, evet. Mümkün olduğu kadar o hazır yemeklerden kaçınmakta yarar var. Kesinlikle. Bizim kesinlikle. Zaten hani bölgemizin Kastamonu'nun özellikle bu yöresel yemekleri yüzyıllardır var olan yemekler sevgili izleyiciler. Mutlaka bizim atalarımız, dedelerimiz, işte babaannelerimiz bunlarla kesinlikle büyüdüler. Bunları evet, yediler. Büyüdü, evet. Bizim şimdi yeni nesil biliyorsunuz hamburgerler yiyorlar filan. Aslında çok sağlıksız besleniyorlar. Hızlı evet yemekler bunlar. Bunlar hızlı yapılmasa bile çok doyurucu ve evet gayet de hani gelen günü kurtarıcı. Gelen akrabalarımıza, komşularımıza kışın genellikle kış yemeği olduğu için bundan yaparız. Kalabalık aileler kalabalık için, kalabalık olduğu zaman evet, çok ortamlarda faydalı oluyor, çok da güzel evet oluyor. Günü kurtarıyor. Bandumanın da bir özelliği hani olduğu için, bandumanın bir ağır bir adı olduğu için evet güzel bir yemek. Aynı zamanda hindiyi haşlarken de hindinin içine soğan atıyorum. O kokusunu alsın, suyuna parlaklık versin diye. Öyle mi? Soğan evet da atıyorsunuz. Soğan böyle şey katıyorum mi, bir parça soğan mı yoksa yok, şey bütün, mi? Yani bir tane soğan bütün mı atıyorsunuz? Bütün bir soğanı haşlarken içine atıyorum onu aynı zamanda. Onu da belirtelim. Evet. Onu da belirtelim aynı zamanda. Ben şimdi bandumanın suyuna birazcık da karabiber atıyorum. Karabiberi ben doğuda hiç görmedim. Yani bizim burada bu bölgede ben karabibersiz mesela pilav yemem. Evet. Çok severim güzel yani. Karabiber şey çok verir, güzel. Lezzet verir. Evet. Güzel bir lezzet verir. Biz hemen karabiber hemen birçok şeye de katıyoruz karabiberi. Aynen. Seviyoruz. Tarhana çorbasında da severim. Hemen ben bandumamızı yapmaya başlıyorum. Öncelikle altını tereyağla böyle ıslatıyorum. Evet. Tereyağımız böyle kızardı. Altını birazcık açalım. Öncelikle bandıma yapmak için tereyağımız var. Öncelikle. Bunu gösterelim. Evet. Bunu o zaman şurada nasıl kestiğimizi, ha, nasıl hangi kestiğimizi açıdan evet, nasıl evet olduğunu gösterelim. Şunu ben şöyle kenara alayım. Nutfamızı öncelikle biraz ileri alırsak şu cevizi en son koyacağız herhalde tamam ya da aralara koyacağız. Onları kenara alalım. Şöyle izleyicilerimize. Evet, izleyicilerimiz de şu anda sevgili izleyiciler biz zaten hani şeyin başında için belirttik ama bu yufkaları şu an hani birçok yerde görebiliyorsunuz. Birçok yerde bulabiliyorsunuz ama dediğimiz gibi bunu hanımlarımız daha doğrusu annelerimiz kendimiz yaparız. Evlerde kendileri evet, kendimiz yaparlar, yaparız, açarlar, genelde hazır hale getirirler hazır böyle. Hazır hale getir, daha da lezzetlidir. Şimdi artık hazır alıyoruz. Ya bu da bir noktada endüstrileşmeye doğru gidiyor. Bu bunun yufkası farklıdır ama şey yufkasına benzemez. Böreklik yufkaya benzemez. Bunun yufkası kuru yufkadır. Evet. Aynı zamanda kuru yufkadan olur. Kesimini size göstereceğiz sevgili izleyiciler. Kızarmış yerleri yukarı gelmesi gerekir. Evet. Dürmek için. Şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz. Şu şekil.
özlediğimiz lezzetlerden bir tanesi. Evet, biz buralıyız tabii, bunu biliyoruz ama bunu bilmeyen başka illerimizde çok veya dünyanın lezzetli, dört bir yanında bilmeyen insanlar olabilir. Bunu bu şekilde yapıp hazırlıyoruz. Evet. Özellikle dediğimiz gibi köy toplantılarında, evlerde. Gelen misafirlerimiz kesinlikle kışın. Peki orada şu anda hani lokantalarda yapılıyor mu? Öyle bir şey var mı? Var. Yapılıyor. Yani hemen önceden hemen her lokantada bulabilir miyiz? Yok, hemen gidince bulamazsınız. Önceden söylenmiş olması gerekir. Evet. O zaman bulunur. Çünkü hemen olacak bir hazırlanacak bir yemeğimiz değil. Yine nereden baksanız yani hani bir hindinin pişirilmesi 2-3 saati bulur değil mi? 3 saatte pişiyor. 3 saatte pişiyor. Evet, 3 saatte pişiyor. 3 saati bulur. Hazırlanması, yufkayı falan yapılması falan aşağı yukarı yani bir yarım gününü alıyor bir kişinin. O zaman önceden aşaması. misafirliğe gelirken haberli ama gelir. Ama evlerde de yapılıyor yani çoğu evde yapılır. Yapılır da bu yemek sıcak yenmesi gereken bir yemek. Evet. Hemen yapası yiyecek bir yemek. Beklemez bu yemek. Evet. Soğuk yenmeyen bir yemek. Ve durup da ısıtılınca tekrar yenmez. Bir tane paketleyip de gönderelim de işte orada yapılsın diye. Yok öyle. Sadece malzemeleri öyle, belki ayrı ayrı gönderilirse hayır, orada düzenlenebilir. Aynen öyle olabilir. Şimdi bizleri dünyanın yani dört bir yanından izleyen gitmez. İnsanlar var. Tabii merak ediyorlar. Özellikle de Kastamonluysanız, Devrikhanlıysanız. Evet. Paket gitmez. Sadece malzemesini, etini ayırırsınız mesela. Suyunu ayırırsınız. Ha o şekilde. Ha, o şekilde olur. O şekilde olabilir. O doğru. Şekilde olur anca. Onu da yine yapmasını bilmesi lazım. Yapmasını bilmezse lazım. Yani malzemeler ayrı ayrı kalacak. Malzemeler hiç olur. Evet. Şimdi yufkalar hamur olabilir. Yufkanın kesim biçimini gösterirseniz böyle biraz. Ben çapraz yapıyorum çünkü tutup da her tarafının yufkanın ıslanması gerekiyor. Evet. O yüzden çapraz şekil vermem gerekiyor. Önce yufkayı, yuvarlak yufkayı ikiye böldünüz. Sonra onları dürüm haline getirdiniz. Dürüm haline getirdim. Şimdi bunları da bandıma yapmak için böyle hazırlıyorum. Evet. Şekil vermem gerekiyor ki her tarafı yufkanın ıslansın. Tabii. Şu kenarlarını da alıyorum kalın yerlerini. Banduma bir de yani hani misafirleriniz kendilerini özel hissediyorlar. Evet, bu özel yemeği. Bir yemek kesinlikle. Tabii, özel hissediyorlar gerçekten hani. Böyle bandumayı, her misafire yapılmıyor. Bizim mesela köylerimizde ama size banduma yapıyorlarsa bilin ki siz özel misafirlerdensiniz diye. Değil evet. mi? Öyle hissederler. Evet. Hadi banduma bir yapalım derler. Bir de ağır yemek olduğu için hani özel bir yemek. Öyle de bir geçmişi var yani evet, güzel. Evet, bir geçmişi var. Kenarlarını kullanmıyorum ben kalın olduğu için yufkanın. Şimdi döşemeye başlayacağım. Almadığım için. Tepsiyi mesela annem şey yapardı. Bunu ocağa da koyardı. Ocağın altındaki o közle biraz, yavaş yavaş evet, hani altı kızarırdı. Kızarması gerekiyor. Birazcık döşeyince ben de koyacağım aynı evet, zamanda. Evet. O şekilde yapacaksınız. O şekilde, onu kenara o alalım. O şekilde yapacağım. Buradaki tepsimiz şu an 4 kişilik bir. Evet. Bu 4 kişilik bir tepsimiz. Evet. Başlıyorum. Öncelikle yufkalarımı şöyle altına kuru olarak seriyorum. İlk katına. Islatmadan koyacağım. Kızarması için hatta bunların. Buna tabanlık yapmış olacağız. Şunu evet, isterseniz şöyle ekrana doğru gösterirsek nasıl yaptığımızı tamam. Şöyle yaparsak daha rahat olacak. Tamam. Evet. Şöyle daha güzel görünecek. Bunun en azından bir tabanlık yapıyor. Evet, bir tabanlık yapıyor. İzler. Ev aynı. Kızaracak altı o yüzden. Her sırasına da tereyağı ekliyorum aynı zamanda. Şöyle tereyağı dolaştırıyorsunuz etrafında. Evet. Zaten buna lezzet veren bir taraftan tereyağı, yufkanın yapımı, evet. Tereyağı aynı tereyağı, zamanda da ceviz. Etin lezzeti. Zaten evet. Ceviz aralarda gelecek evet. Yine. Aha.
bu şekilde ıslatıp döşüyorum. Bak bu şekilde kestiğim için güzel ıslaması ıslanıyor. Zaten ıslama adında böyle ıslandığı için alıyor. Anladım. Biz köylerimizde bunu aslında ıslama deriz yani. Ama banduma daha böyle bir afilli bir isim. Islama deyince hani neyin ıslaması diye hani düşünebilir insanlar. Banduma daha böyle bir evet. Hani hem yöremize ait için, güzel evet, bir isim olarak. Için de oradan da alıyor. Evet. Evet, iki çeşit ismi var. İlk sırasının aşaması bittikten sonra üstüne cevizini ekeceğim. Evet. Sık sık evde. Yapıyor musunuz bunu çok evde? Çok sık yaparım. Çok gerçekten. Sık yaparım. O zaman evet. Çok misafir geliyor size demek. Evet, çok misafir. Davetlerim olur. Davetlerimizde yaparız. Gelen misafirlerimize yaparız. Çok misafirlerimiz gelir. Şöyle en azından bir sırasını doldurdunuz. Peki evet. Araya yine şey koyacak mısınız? Hindi eti konulacak mı? Araya koymayacağım. Ben sadece ortasına koyuyorum. Bu ortadan alınacak. Ortadan alınacak. Aralara da koyuyorlar bazen. Bazen koyuyorlar ama ben yaptığımda koymuyorum. Koymuyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada ceviz ayrı bir hani renk katıyor aslında da cevizin tabii biz hamura düşkün bir milletiz evet. Öyle diyelim. Evet. Hamuru seviyoruz yani öyle ya da böyle. Ama cevizin de şöyle bir katkısı var insan vücuduna hani karbonhidratlar evet. Yükseliyor ama ceviz bunu dengeliyor. Dengeliyor evet ağır bir yani bunu atalarımız mı keşfetmiş hani çok da yakışıyor yani bu yemeğe. Evet çok yakışıyor. Olmazsa olmazı yani evet. Lezzet vermez tereyağla bu buluşmayınca. Lezzet vermez bandumaya. Evet. Her sırasında cevizin dökülmesi gerekiyor. Her sırasında tereyağının dökülmesi gerekiyor. Ben tereyağı fazla koyduğum için şimdi ilk sırasında şey yapmadım. Koymadım. Evet. Şu anda hindi suyuna güzelce. Evet. Bunu tam manasıyla dolduracak mısınız etrafını da? Dolduracağım. Dolduracaksınız değil dolduracağım. Mi? Dolduracağım. Bir 4 kişilik olması için bunu anladım. Dolduracağım. Yoksa azıcık bırakmayacaksınız yani. Evet bırakmayacağım. Orada günleriniz nasıl geçiyor devrekhanede? Günlerimiz ben çalışıyorum. Çalıştığım yerde hizmetle geçiyor. Evet. Devrekhanemizde. Evimde de böyle o toplantılarımız falan oluyordu bu hastalıktan pandemi döneminden dolayı şimdi olmuyor. Evet. Kışları böyle birbirimizi çağırır, bandumamızı yapar, birbirimize ikram ederdik. Gelen misafirlerimize falan öyle geçiyor. Evet. Satiye Hanım bu konuda gerçekten eline güveniyor. Dediğimiz evet. Gibi bu lezzeti en güzel şekilde yapacağını söyledi bize daha önceden. Evet, evet. Ve biz de biraz sonra bu lezzeti tatmış olacağız. Evet, siz de bu lezzeti tatmış olacaksınız. Özellikle hindinin göğüs eti ve but kısmından evet, but karışık kısmından olarak oluyor. Hani bunu hazırlıyorlar. Ve bunun didiklenmesi lazım. Yani didiklenmesi de ayrı bir iş. Cızlatmamız lazım. Böyle üstüne de cızlatma deriz. Evet. Bir sıra daha yapayım. Tamam. Tepsimiz dolacaktır. Peki bunu ayçiçek yağıyla yapsa olmaz, olmaz değil mi? Tat olmaz. Vermez. O lezzeti tat bulamaz. Verecek, bulamaz. Tereyağı. Tereyağı olacak. Evet, tereyağı illa. Olacak illa. Tereyağsız bandıma olmaz. Cevizsiz bandıma olmaz. Şimdi devrekhane ile ilgili tabii biz hindisiz bandıma olmaz. Hindisiz olmaz değil evet, mi? Evet hindisiz olmaz. O zaman gittiğiniz zaman ya da Kastamonu'ya ziyarete geldiğiniz zaman bu özellikleri var mı diye sorun banduma evet. istiyorsanız. O zaman tabii bandumanın tam lezzetini tam alma lezzetini, imkanı bulmuş olacaksınız. Aynen öyle. Şimdilik ortasına hindimi dolduruyorum. Evet.
Lifli, didiklenmiş, gayet güzel. Evet. Bunu hindi tamamını hindi dolduracak mısınız etrafına kadar? Her yerini doldurmak lazım mı? İsteyen kendine, kişisine göre ayarlayabilir. Ben şimdi buraya 4 kişilik bir yaptım. Evet. Yeterlidir. Dediğimiz gibi kendini özel hissediyor tabii, evet, bu yemeği yaptırdığınız evet, zaman. Evet. Bir gün önceden haber verirler böyle. Evet. Aileler işte toplanırlar. Özel özellikle uzaklardan gelen misafirleri olur, akrabaları olur. Hep bir araya geldin miydi? Hani günün yemeği mi derler, işte ayın yemeği evet midir? Ya köye gittiğimizde mutlaka bundan yiyelim derler. Kesinlikle. Bizim Kastamonluların genel öz yemeklerinden bir tanesi. Biz bunu biraz kızartacağız ama, değil mi? Evet, biraz şimdi tüpe koyup bunu kızartacağım. Bunu kenara alalım. Kenara alalım suyunu. Hı hı. Tabii bu yavaş yavaş dediğimiz gibi hani odun ateşinde közde olsa daha da lezzetli olur. Daha da lezzetli olur. Peki direkt fırına konulur mu? Mesela fırına şimdi olmaz, kurur. Fırına korsak kurur değil mi? Evet. Yağını çeker yufkalar. Yağını çektiği için kurur. Kuruyunca da minnete geçmez, özelliğini kaybeder. Evet. Bak, onları da belirtmekte yarar var. Aynen, bunları da belirtmekte yarar var. Evet. Bu arada devrekhanede sevgili izleyiciler, coğrafi işaret alan yemeklerimizden bir tanesi. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Devrekhane hindi banduması. Hindi bandumasını yaptı. Yani bu şekilde en azından izleyicilerimizin de bilgisi evet olsun. Evet. Devrekhane hindi banduması olarak geçiyor. Devrekhaneye gelince banduma yemeden kimse gitmesin. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii yani şimdi orada yapan kişiler de olmalı. Bir gün öncesinden tabii, haber vermeli. Haber vermeli yani. Bağlantılı olmaca zaten oraya kimse gelmez. Gelenlerin de illaki devrekhanede bir bağlantısı ama şey var, olur. Lokantalarda da yapıldığını biliyorsanız öncesinde değil mi devrekhanedeki işletmelerde evet, yapıyorlar. Kastamonu merkezi de geldiğinizde bulabilirsiniz evet, ama en güzelini yine devrekhanede yiyebilirsiniz. Kesinlikle. Evet. Evet, bunu da belirtmiş olalım. En güzeli de devrekhanede yapılır bandımanın. Biz buradan Beyler Barajı etrafında bulunan köylere, sizin Akmescit'te değil mi köyünüz? Evet, Akmescit. Akmescit köyüne de selam ve sevgilerimizi iletelim. Bakın ne kadar güzel. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Bizim yöresel yemeklerimizden bir tane sevgili izleyiciler. Bandımamız hazırdır. Bunu sıcak tüketebilirsiniz. Bu şu an hazır. Bu şu an hazır. Ortalama tamam, ne kadar da hazırlanır? Yani izleyicilerimiz şöyle kısaca bilgi vermek gerekirse. Ortalama, bu şimdi hindimiz yaklaşık olarak bir 3 saatte pişecek. 3 saatte onun pişecek. Suyu çıkacak. Onun suyu çıkacak. Ama bunun suyu çıkarken siz o 3 saatlik zaman diliminde onu beklemiyorsunuz. Onu beklemiyorum. Ben yufkalarımı, yufkaları hazırlıyorsunuz. Tereyağımı hazırlıyorum. Eritiyorum. Hani bu da bir yarım saatte yarım saat, bir saatte bunlar yarım tutar. Bunlar tutuyor. Yani yaklaşık 3-4 saatte hazır. 3-4 saatte hazır olur. Yani sabahtan olur haber verirseniz yani öğlene hazır olur. Öğlene kesinlikle hazır olur bandımamız. Öğlene haber verirlerse akşama doğru akşama, hazır olur. Aynen öyle. Akşama evet hazır olur bandımamız. Evet. Bu şekil yeterlidir bu kadar kızarınca. Fazla da kızarınca yağını çeken tamamdır. Evet. Hazırdır. Şu anda gösterelim. Gösterelim evet. Sevgili izleyiciler, Eline Sağlık Yemek programında bugün devrekhane hindi bandumasını sizlere aktardık. Nasıl yapılır, nasıl pişirilir bunu izleyicilerimize paylaştık. Bir başka programımızda yine başka bir yemekle sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederiz.